Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle konu başlıklarımıza bakalım. Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Merkür retrosu bu ay başlıyor ve Koç burcunda güneş Jüpiter'le kavuşuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili boğalar, güneş ayın 20'sine kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Biraz daha bu ay kendinizi şöyle bir dışarıdan bakmanız, sorgulamanız, biraz inzivaya çekilmeniz için fırsatlar sunabilir. Sağlık konuları, şifa konuları ayın genelinde sizin için önemli. 6 Nisan'da Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Günlük hayatınızın rutinlerine işaret ediyor. Bu alanları aydınlatıyor. Bu beslenmeniz olabilir, diyetiniz, sporunuz, işte sabahtan akşama kadar yaptığınız tüm uygulamalar, çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili detaylar dolunayın kapsamında. Dolunaylar tamamlanma ve dönüşüm dönemleri olduğu için aslında bir şekilde sizin için içinde bulunduğunuz şartların size uygun olup olmadığı, hani yarar zarar dengesini şöyle bir netleştirebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ve mesleğinizle ilgili bir hedefinize de ulaşabilirsiniz, iş hayatınızla ilgili. Bununla birlikte sağlığınızla ilgili bazı uygulamalar olabilir. Bir sağlık sorununuzun ortaya çıkması, bunun tedavisi için belki alışkanlıklarınızı düzenlemeniz, diyete başlamanız, ilaç kullanmaya başlamanız veya işte spor yapmanız, bu dolunayla beraber daha fazla gündeminizde olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, bunlar da rutinlerinizle ilgilidir. Ve dolunay belki hizmet aldığınız bu kişiler, iş ilişkileriniz, sözleşmeli ilişkileriniz, bağlantılarınızla da ilgili alanlarda bazı dönüşümler getirebilir. Burada bitişler olabilir ya da yol ayrımları olabilir ya da yeni kararlar verebilirsiniz. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Önce burçlarımızı daha fazla etkileyecek terazi burcundaki dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle koç, terazi, yengeç ya da oğlak burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri sizin için önemli olacaktır. Evet, Venüs ayın 11'ine kadar burcunuzda. Merkür 3 Nisan'dan itibaren ay boyunca yine burcunuzda. Güzellik, estetik, kişisel bakım anlamında iyi bir dönemdesiniz. Özellikle 11 Nisan'a kadar olan süreci bence değerlendirin. Zaten dolunayda terazi dolunayı, işte terazinin içinde Venüs yönetiminde olduğu için güzellik, bakım, şifa, işte tüm bunlar, yani kişisel görünümümüz, imajımız, tüm bunlar içerisinde yer alır. Dolayısıyla Venüs'ün de desteğiyle ayın ilk yarısında özellikle kendinizle ilgilenmeniz, bir imaj değişimi olabilir, işte güzellik bakım çalışmaları olabilir. Bunlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki yaşadığınız ve çalıştığınız ortamların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi, işte konforunun arttırılması anlamında da bazı beklentileriniz olabilir. Bunları da hayata geçirebilirsiniz. Dekorasyon gibi örneğin, işte çalışma ortamlarınızın, yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi gibi. Bu konularda yine sizin için önemli olabilir. Güneş Jüpiter 12-13 Nisan'da kavuşacak. 12. evinizde kavuşacak. Farkındalık anlamında size çok güzel manevi açılımlar getirebilir. Ay genelinde biraz daha böyle ruhsal konulara, yardım çalışmalarına, işte terapilere, bilinç dışı çalışmalarına, şifa gibi alanlara daha fazla odaklanabileceğiniz için Güneş Jüpiter kavuşumu da oldukça kısmetli ve çok şifalandırıcı bir etkidir. Bunun faydalarını görebilirsiniz. Biraz belki sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bununla da ilgili güçlü yardımlar almanız mümkün olabilir. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda yeni ayla birlikte yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Hibrit bir güneş tutulması çok güçlü. Bu tutulma aynı zamanda Koç burcu enerjilerini çok güçlü bir şekilde vurgularken önümüzdeki 1,5 yıllık yeni bir tutulma döngüsünü de başlatıyor. Terazi Koç aksına geçecek tutulmalar 2024 Ekim'ine kadar da devam edecek bunlar. Ve tutulma sadece bu ayla sınırlı değil. Evet, bu ay da etkilerini gösterebilir ama 6 ay, hatta 1 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. 12. ev tutulması, bilinçaltınızda önemli farkındalıklar, manevi derinleşmeler söz konusu olabilir. Burada sağlık konularınızın
bu ayla beraber belki önümüzdeki bir buçuk yıl sizin için çok daha önemli olacağını gösterebilir. Aynı zamanda iş, meslek ve çalışma koşullarınızla da ilgili yeni kapıların size açılabileceğini gösteriyor. 12. ev inziva alanıdır. Biraz hani bu ev daha gizli olan konular, spiritüel konularla da ilgili. Dolayısıyla buradaki bir tutulma size ilginç ilhamlar da getirebilir, farkındalıklar da getirebilir. Rüyalarınıza da dikkat edin. Çünkü farklı yollardan rehberlikler, mesajlar da alabilirsiniz. Biraz böyle hayatınızda iyileşmeler, sadeleşmeler, inziva, bir bekleyiş, bir böyle manevi açılımlar, bu tutulmanın tesirleriyle önümüzdeki birkaç ay belki bunlar çok daha gündeminizde olabilir. Ama yine herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 29 derece Koç burcunun son derecesi. Bu nedenle öncü burçların son dereceleri etki almakla birlikte sabit burçların da ilk dereceleri etkilenebilir. Yani Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa etki alabilirsiniz. Doğum gününüz 21 Nisan 24 Nisan arasıysa özellikle yine etki alabilirsiniz sevgili boğalar. Bu arada 20 Nisan'dan sonra Güneş de burcunuza geçecek. Artık sizin döneminiz başlıyor. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, güzel, başarılı bir yıl dilerim size. Bu tutulma işte böyle bir döngünün değişimini bize gösteriyor. Kuzey yönlü olduğu için aslında ileriye taşıyan, yeni deneyimleri hayatımıza sunan, kapılar açan, daha kadersel dokunuşlarla da alakalı. İlham akışınızın artacağı bir dönem. O yüzden sanatsal çalışmalarınızda, manevi yönelişlerinizde önemli açılımlar getirebilir ve yabancılar, yabancı ülkeler, yurt dışı konular, uzaklarla ilgili alanlarda da size önemli kapılar açabilecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Evet, ve Merkür Boğa burcunda olacak ay boyunca ama 20 Nisan'da gerilemeye başlıyor. 15 Mayıs'a kadar Merkür burcunuzda gerileyecek. Evet, Merkür retrolarında iletişim sorunları, günlük hayatımızda böyle biraz işte planlarımızın ertelenmesi, aksilikler olabiliyor. Bunu biliyoruz ama bunun önemli bizim adımıza fırsatları da olabilir. Merkür retroları bize biraz dur, düşün, bekle. Şöyle bir gözlemle anlamına geliyor aslında. Yani 20 Nisan'dan itibaren fikirlerinizi, düşüncelerinizi, her neyse bunları hayatınızda uyguladığınız veya uygulamak istediğiniz konuları şöyle bir gözden geçirmek, değerlendirmek için güzel bir fırsat aslında. Sadece durup biraz yavaşlamamız gerekiyor. İncelemek için fırsat veriyoruz kendimize. Merkür gerilerken geçmişi de şöyle bir gözden geçirebiliriz. Bilinçaltımızı da daha rahat şöyle bir yönelebiliriz. Farkındalıklar verebilir, bize uyanışlar verebilir. Eksikleri de fark edebiliriz hayatımızda. Ve 15 Nisan'dan sonra daha bir güçlü şekilde, artık emin bir şekilde hareketlerimize, eylemlerimize devam edebiliriz. O döneme kadar, tabii ki 20 Nisan'a kadar yapılması gereken bazı anlaşmalarınız varsa, sözleşmeleriniz, imza atılması konular, gereken konular olabilir. İşte önemli bazı alışverişleriniz olabilir. Bunları 20 Nisan'a kadar tamamlamaya çalışın. 20 Nisan'da 15 Mayıs arasında çok önemli kararlar vermeden beklemek, içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirmek çok daha faydalı olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.